Babu ma ca'a fi mashal uzunayni zahirihima ve batinihima. 28. bab. Kulakları, ikele kulağını zahiri ve batını, tashqi görünüşü ve içki görünüşüge mas kılıçlık doğrusu kegen hadislerinin babı. Mana başka mas kılıçlık meselesi bitti. İmam-ı Tirmizi etiyattılar ki ben size mükemmel bayan kılıp verdim. Şimdi kulakka mas kılıçlık götürmüz diyettiler. Karın kulakka Allah'a da üçlü gibi lan Tirmizi yine Hanefilerinin sözünü kollayıp kuvvetle yaptılar. Bana bazıları yoksak başka mas kılıçlık kendi vacib olsa kulakaya mas kılıçlık vacib deme yaptılar. Acilet yaptılar. Başlı meselesi başka, kulakının meselesi başka diyettiler. Şunun için Allah'a da bab koyu yaptılar. Ve kulakka mükemmel mas kılınadı. Mükemmel. Hanefi mezhebine göre kulakka mükemmel mas kılıçlık sünnet bu yanı için baba da çele bukkasa belki hiç kulağınızı mahtatmasız taharatiz büzülmeydi. Çünkü farzmaz ki o. Ama kulağa mahtatçılık vacib diyenlerdi mezhebine göre kulağa mahtatmasa namaz o taharatiyen duruşmaz namazlariyen caiz bu meydi. Haddesine Hennadun haddesine Abdullah ibn İdris'e an Muhammed ibn Aclan an Zeyd ibn Esleme an Ata ibn Yasarin an ibn Abbasin radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. إمام الترمذي ettiler ki bizge Hennad hadis etip verdiler. O kişi ettiler bizge Abdullah ibn İdris hadis etip verdi. Muhammed bin Aclan'dan. O kişi Zeyd ibn Aslam'dan. O kişi Ata bin Yasar'dan. Ve Ata ise İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlarına mest attılar. Ve ikide kulaklarına mest attılar. Kulaklarının zahiriye ve batınıya. Hani şu hadisen gösterdi ki başka mest attı bulup bir deneye kulakta mest açılık. Lekin yukarı ettim Şafiilerde yine bir kavul var ki başka mest atkenden kiyin kulu çüresi yenge su attırıp kiyin kulakta mest attılar. Yani Hanefi'yle onu rakı mıydı? Üyem hadisteki yanı ama lekin az. Ekseri bana görüyoruz. Küptülü hadislerde Peygamberimiz Aleyhisselam bir deneyi hemesiye mahtat kendiler. Kale Ebu İsa ve fil babi ani rubayi. Ebu İsa Tirmizi ettiler ki bu babta el-rubayi'den hem hadis var. Kale Ebu İsa ve hadisu İbn Abbasin hadisun hasanun sahih. İbn Abbas'ın bu hadisi bizi rivayetken hadis sahihtir, hasandır. Vel amelu ala hâza inde ekser ehlil ilim yaravne mashal uzunayni zuhurihime ve butunihime. İlim ahlinin köpçülüğünün azdı da amel şu hadiske görendir. Yani ikele kulaklı taşkarısı gehem, içkarısı gehem mahs kılıçlığını yaş görediler, muvaffuk görediler. Babu meca ennel uzunayni minel ra'si. 29. bab ikele kulak baştan ikenliği doğrusudaki gen hadislerinin bağlı. Yani ikele kulak baştan eken baştan hesaplanırken cüneyesler mi? Bunu mu cüneyeti yaptı? Peygamberimiz aleyhisselam bizge anatomiyadan ders verme yaptılar. O kişinin mahsendi insanlı kulağı ya ki başını insanlığı itibarındaki hükümlerini etme yaptılar. Peygamberimiz aleyhisselamın mahsendi şerih hükümünü beyan kılıçlik. Sündüleriz mi? Demek bana ıhtılat halbolu yaptı. Bazı bir hanbelilerge göre hamme hanbelilermez. Bazı hanbeliler dedi ki kulağının bu içi körünüp durganı bana buyuruz. Yüzden saplanır. Çünkü bir adam ne? Yüzüge karagelinde kulağın içki tarafı görünerdi ki o diyeyim. Demek yüzünü hem yuvuşu farz, kulağın içini hem yuvuşu farz diyor. Ama başı gel mehtat etti, kulağın arkası gel mehtat etti. Yani kulağın iki kısımda böyle yaptı. Bir tarafını yuvadı, bir tarafını mahs kılışadı. Acip kavul. Bazıları dedi ki kulağın mükemmel yuvursun dedi. İmam-ı Tirmizi şu meselede Hanefilerge taraddallık kılı yaptılar. Hanefilerge, Şafilerge, Cumhurge göre etiyatları ki kulak yüzdenmez. Düşünüz mü? Kulak baştan. Çünkü ertilap oluyor. Yani kulağın hükmü yüzlü hükmümez. Eğer kulağının hükmü, yüzünün hükmü bu gendiydi, kulağ yürüyüşü vacib bulardı. Yüzde yürüyüşü vacib bu gendiydi. Tavsili vücuhu hakkım dedi ki Allah sana. Hanefiler etki kulak kaçar. Bana kalın,
Hanefiler bütün kitaplarda ne dedi? Matınları da, şahları da yüz üzülesiye, peşere, saç çıkken yerden cak kaça dedi. Ve kundalenge ise kulaktan kulak kaça dedi. Doğru mu? Hani Hanefilerde yüz kulaktan kulak kaça dedi hadis. Fatvaları şu hadiste alınken. Çünkü baş şu kulaktan başlanır. Kulaktan kulak kaça yüz değiller. Yüz sıplanır. Şunun için kulağımla bana bu saçının ortasındaki aklık Hanefi mezhebine göre yuvuladı bu. Çındırayız mı? Ama bazıları dedi ki bu yuvulmaydı değil. Çünkü bu nimeden? Baştan hesaplanan değil. Bana bu aklıktı. Ama Hanefiler dedi yüzden değildi. Çünkü kulağı doğrusu da şeriat etti ki baştan dedi. Kulak başka ötüp gitti mi demek kulağı bu tarafı yüzge kalı yaptı dedi. Kulak çekere böyle yaptı dedi. Had böyle yaptı dedi. Haddesana Kutaybetu, haddesana Hammad ibn Zeydin, an Sinad ibn Rabi'ata, an Şehri ibn Havşabin, an Ebi Umamete radıyallahu anhu kal, tevadda'an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, feghasale vejhehu selasen ve yedeyhi selasen, ve mesehe li ra'sihi, ve kala el uzunani minel ra'si. İmam-ı Tirmizi yaptılar. Bizge Kutaybe hadis ettip birdi. Kutaybe yaptı ki bizge Hammad bin Zayd hadis ettip birdiler. Sinan bin Rabia'dan, Ukşi Şehir bin Havşab'dan ve Ukşi Ebu Umame radıyallahu anhudan. Bu kişi ettiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem taharat kıldılar. Ve yüzlerini üç metre yudular. İkele kollarını üç metre yudular. Ve başlarına mahs dağıttılar da ettiler ki ikele kulak baştan dürdüdüler. Bazılar Hanefiler itiraz kıladı. Ayetledi ki bu hadis zayıf dedi, tartışladı ama bu hadis sabit bugün hadistir. Bana Tirmizi rivayet kılıp Allah'a da bab kayın kılı yaptılar. Köp yıllardan kigen bu hadis. Kala Ebu İsa, kala Kutaybetu, kala Hammadun, la adri hâze min kavli nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem av min kavli Ebi Umamete. İmam-ı Tirmizi yaptı da Kutaybe etti ki Hammad etti. Şu söz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sözüden mi ya ki Ebu Umame'nin sözüden mi onu bilenmeyip ben de yaptılar. Yani ikele kulak baştan durduğun söz Peygamberimiz iki mi? Peki sahaban iki mi? Hani şekke şu yaptı ravgiler. Kala fil babi an anasin Kala fil babi an anasin Kala bu İsa haza hadisun hasanun leyse iznaduhu bizalikel kaim. İmam-ı Tirmizi ettiler bu babta Anas'tan hem rivayetler var. Yani İmam-ı Tirmizi etti ki bu Hasan hadistir. Yani Hasan diye ettiler İmam-ı Tirmizi. İmam-ı Tirmizi bana biz yaşlı tanışı yapıyoruz ki hadis ilmi diyen fiqh ilmi diyen nuhatta katta imam. Hasan diye ettiler mi? Hem Hasan doktoru bundan bir hüküm çıkarıp bab payım kılı yaptılar mı? Demek bu hadisinin aslı var eken. Lekin isnadı unchalik qoyimmas, mustahkam masanadi. Lekin Hasan hadisga amal qilishli vojibku. Wal amalu ala hadha inda aksar ahli al-ilm min ashabi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa min ba'dihim anna al-uzunayn min ar-ra's. Peygamberimiz sallallahu alayhi wa sallamning sahobalaridan va ulardan keyin bo'lgan ahli ilmda ko'pchiligining nazarida amal shu hadisga dur deyaptilar. Sahabelerde köptülüğü şu hadiske amel kılardı. Demek Hanefilerin fetvası kulak yüzdenmez diyen sözleri sahabelerde köptülüğünün sözüdür. Yani her bitti mesela teşhir yaptılar. Hanefilerde kavulu kan diye bu çıkıyordu. Hanefilerde kavulları sahabelerde köptülüğünün iken muvafık bu çıkıyordu. Ahlilimde köptülüğü şu hadiske amel kılardı. Ayet edilir ki ikele kulak baştandır. Ve bihi yakulu Sufyan-ı Savri وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق فشو سوزده ايتادلار كي سفيان الثوري ابن المبارك شافعي احمد اسحاقلار ular ham aytadilar mana quloq boshdandir deydi va qala ba'z ahli al-ilm ma aqbala min al-uznayni fa min al-wajh va ma adbala fa min al-ra's ba'z ahli al-ilm aytadiki quloqning oldi tarafi yuzdandir deydi orqa tarafi esa boshdandir deydi. قال إسحاق وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه. إسحاق بن راهويه قال كي
kulağının aldı tarafını yüzde yuvgan vaxtada mask kılıçlıkını, arka tarafını ise başından birine mask kılıçlıkını ihtiyar kılamayan deyaptılar. İshak eti yaptı bunu. İshak bin Rahavay, Buhari'nin üstazı, cüzekatta alım. Lekin bana bu yaptı yaptı yaptı. Hani hadisten delil? Bu hadislerine hılap mı yaptı ki? Köptülükke hılap kılı yaptılar. Yani biz o kişiye taş atıp tuhmat kılışımız gereği mi? Biz hadiske hılap buldu diyemiz. Hatalarını terkilemizde hadisten git oramız. Ve kâle Şafii huma sünnetun ala hiyalihime yemsahuhuma bima'in cedidin. İmam-ı Şafii yaptılar ki bu ikilisi sünnettir. Uzları gereşe. İkili kulağını yenge su bile maskıladı diyaptılar. Yani ikili amel hem sünnettir. Bir denige, yani başkayan, kulağıyan maskatçılık bitti su bile, ya ki kulağı yenge su alışlık. Şafii'nin ikide kavul var bana.